Merhabalar herkese. Bugün İngiliz kavurucu Square Mile Coffee Roasters'tan Ruanda Gitwe demliyoruz. Evet, kahvemizi demledik. Ön demleme ve üç döküşlü bir demleme yaptım. V60 ile demledim kahvemi. Ve gayet beğendiğim güzel bir kahve oldu. Öncelikle James Hoffman'ın dünyanın en büyük tadım etkinliği vardı. Belki takip edenler biliyordur. Bu sene ikincisi yapıldı. Benim tadım setim geç geldiği için bu kahveyi telafi kahvesi olarak yolladılar. İyi ki de yollamışlar. Çok beğendiğim güzel bir kahve oldu. Ve bazı arkadaşlarımla da paylaştım. Onlardan da güzel dönüşler aldım. Kahvenin kuru kokusu zaten birazcık ele veriyor. Böyle pekmezimsi tatlı bir kokusu var. Gerçekten çok farklı ve çok keyifli bir kokusu vardı. Kavurucunun tadım notlarında yazanlar mango, kuru kayısı ve mandalina. Ve gerçekten de bu tatların birçoğunu kahveden alabiliyorsunuz. Çok keyifli bir kahve. Böyle narenciye, portakalımsı, mangomsu tatlarla başlıyor. Ardından da böyle yine mandalinamsı tatlarla bir bitişi var. Kahve tatlı ve aynı zamanda da mayhoş ve malik ve sitrik asitlerin, yani hem tatlılığın hem de mayhoşluğun baskın olduğu güzel bir fincan olmuş. Yani bu asiditesini baştan sona hissedebiliyorsunuz ve keyifli bir asitte var. Dediğim gibi kahve hem tatlı hem de biraz mayhoş. Sanırım kavurucunun yazdığı kuru kayısı buna bir örnek olabilir. Ben doğrudan kuru kayısı tadı almadım tabii ki ama hafiften sarık meyve tatları da mevcut. Yani kuru kayısıyı yediğinizdeki hem ağız sulandırıcı tatlılığı hem de biraz mayhoşluğu kahveyi gerçekten andırıyor. O yüzden benim beğendiğim çok güzel bir kahve olmuş ve bir kısmını da dondurup buzluğa attım daha sonra demlemek için. Umarım sizler de bu kahveyi deneme fırsatı ileride bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kahve Masası her perşembe günü saat 9'da TR'den Kahve ve Pepuk Kahve hesaplarında sizlerle. Kahve Masası YouTube kanalına da abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. İyi günler.